Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Windows 10 bilgisayarlarda tarayıcı problemle alakalı bir husustan bahsetmeye çalışacağım. Şöyle bir problemimiz oldu. Daha önce Windows 7 işletim sistemi kullanıyorduk. Fotokopi makinesi, tarayıcı ve yazıcıda herhangi bir problem yaşanmamıştı. Fakat Windows 10 kurulumundan sonra yazıcımız çalışıyor fakat tarayıcımız çalışmıyor. Güncelleştirme yaptım. Yani internetten bazı işte belirtilen hususlar falan vardı. Onları denedim. Çözüm üretemedim. Sonra baktım, kendim bir yöntem uyguladım. Oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Bunun için denetim masasına geleceğiz arkadaşlar. Şurada arama motorundan den diyebilirsiniz. Denetim masasına geliyorsunuz. Denetim masasından aygıtlar yazıcılar bölümüne geleceksiniz. Bakın bizim buradaki yazıcımız Canon MF410. İşte siz de yazıcınızı buradan buluyorsunuz arkadaşlar. Sağ tuş yapıyorsunuz. Sağ tuş yapıyorsunuz. Aygıtı kaldır diyorsunuz. Şu an ben yapmayacağım. Çünkü aç kapı yapmak zorunda kaldım bilgisayarı. Aygıtı kaldır yapıyorsunuz. Aygıtı kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı aç kapı yaptığınızda tekrar zaten aygıtı buluyor. Yazıcınızı tekrar buluyor. Yine buraya geliyorsunuz. Bu bölüme geliyorsunuz. Paylaşım vermişseniz şu an bizim bilgisayarımız paylaşımlı. Tabii aygıtı kaldırdığınız için yeniden geldi, buldu. Paylaşım vermeniz lazım. Onu nasıl vereceksiniz? Buradan sağ tuş yapıyorsunuz. Yazıcı özelliklerine geliyorsunuz. Paylaşım bölümüne geliyorsunuz. Bu yazıcıyı paylaştır butiki açık hale getirip daha sonra uygula tamam diyorsunuz. Eğer paylaşım varsa. Paylaşım yoksa buna da gerek yok. Sadece buradan gelip aygıtı kaldır deyip bilgisayarı aç kapa yaparsanız sorun çözülmüş oldu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Geçici bir çözüm mü olur, kalıcı bir çözüm mü olur? Ben bu işlemi yaptıktan sonra bir kez daha yine tarayıcıyı çalıştırmadı ve çalıştırmayan tarayıcıyı da yine aynı usulle aktif hale getirdim. Şu an bir şekilde kullanıyorum. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz.